got this song up inside of me. In a world I don't want to say, just the same damn thing. What's your height, what's your age, what's the price of your way? Every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Been working too hard for this shit to not pop, so we about to get it poppin' now. Quiet life of desperation, mama, have to live a little louder. No, I ain't gonna end up like the man trying to figure out the man who got it figured out. I just bought me a new condo, and in the same year I moved back home. Guess it's 20s ain't as fresh. Ya arkadaşlar, şöyle bir sorunum var. Çalışma odaları sessiz, güzel. Ama ben sesli çalışıyorum. Yani şunu ezberleyeceğim, böyle okuyacağım. Ya da data mining çalışırken böyle kendimle konuşacağım. Sınıf bana o özgürlüğü veriyor, bunu fark ettim. Ama sınıflarda çok sıcak. Şimdi havalar Haziran ayında çok ısındığı için. Koridor, cam odalar daha serin. Ama özellikle sınav olmayan boş sınıflar, havalandırması bozuk olan sınıflar sanırım ve çok sıcak. O yüzden kararsız kaldım ama galiba ezberlemek için sıcağa geçeceğim. Şu an iki yerdeyim. Better animal health, higher productivity and cost saving. Ne kadar ben bunu yükledim. Çok güzel. Bakın buz gibi, pişman olacaksınız. Bu arada helva, irmik helvası güzelmiş. Bilmiyordu biliyor musunuz? Aynı dedim, yarın okula yemek götüreceğim, ne götüreyim? Makarna vardı evde ama sadece işte onun yanına bir şey yap, götü falan dedim. Akşam Şevval geldi, abla makarnayı krema yapacağım, yiyeceğim mi dedi. Yap da yiyelim dedim. Sonra annem diyor ki Gamze yarın okula götürmeyecek. Benim anne canım çekti yedim ne yapayım dedim. Pilava tadını güzelleştirsin diye yemekhanede yapılan o mistik şov. Onların çoğu talaş ya. Ne? Bu üstündekini geçen hafta attığım videodan soranlar oldu. Bu manupanın geçen yaz sezonundaki kahverengi cumanosu ama tükenmiş sanırım şu an. Hey, chat. Göstermesene bilgilerimi. İşte ne var, aktif de var. Son 5 dakikada bitiriyorum. Aneneyi. Seri yeni bak, yeni. Ay başım ağrıyor ya.
Tor ne? Açıkla. Tor onion routine yani. Dudusuna 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 giriyor. Seferinde... Şimdi dinliyoruz burada. Anlattın mı posterini? Bayağı hızlı yani. Osman kameramı çaldı. Birinciliğe şey yaptılar. Gerçekten. Birinciliğe adayız bu arada. Şakalandık ya. Bugün sınavım 9'da ve ben 5'te kalkıp 7'de okula geldim. Yani akşam şöyle düşündüm, saat 11.30 civarı. Dedim ki ben şimdi yatayım, sonra sabah namazdan sonra kalkayım okula gideyim diye. Ve mantıklı buldum bu kararı. Çünkü namazdan sonra uyuduğum yarım saatten pek bir şey anlamayacaktım. Ve bugün son sınav olduğu için dedim ki bir sınav uykusuz kalayım, sonra uyurum istediğim kadar. Yani bugün öğleden sonra vesaire. Son sınavım. Üniversite hayatımın son sınavı. Böyle çok bir duygu hissetmiyorum açıkçası. Şimdi Ece de yolda, o da geliyor. İşte 1,5 saat falan gene sınava çalışacağız. Sonra 9'da sınav. İyi, görüşürüz. Bize kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Bugün bilgisayar getirmediğim nadir günlerden biri. Arkadaşlar dün bunun teli bozuldu. Şöyle yani ben defterimin kapağını böyle kapatamıyorum. Ama zaten defter bitti. O yüzden sorun değil. Şöyle bir sorunumuz var. Bugün bilgisayar geçemediğim için telefonumdan okuyacağım. O yüzden video çekemeyeceğim bir süre. Olmazsa olmaz. Okul bitti çünkü. Ne? Yarın mı? Yarın da var. Bitti. İyi mi burası? Çok kısa bir şeylerden bahsedeceğim. Akşam güneşi zorla kendime getirtiyorum o yüzden. Bu video üniversite günlüklerimin son sayfası. Ve inşallah Eylül ayında da mezuniyetim var. O yüzden böyle bir kapanış konuşması çekmek istedim. Videolarımda da aslında full İngilizce konuşmak istiyorum ama duygularımı Türkçe daha iyi ifade edebildiğimi fark ettim. Böyle İngilizceyi çok tek düze konuştuğum için bazen zorlanıyorum. Ama yine İngilizce daha çok video çekmek istiyorum. Üniversite senemde hep şeyin pişmanlığını yaşadım. Keşke üniversite birden itibaren çok güzel işte video çekseydim. Çünkü ben 4. sınıfta bu üniversite günlükleri serisine başladım. 17 video attım galiba. Hani ondan öncesinde videolarım çok karışık. O zamanlar şeylerle çektiğim videoları çok seviyorum. Arkadaşlarımla çektiğim 2. sınıfta çok video var.
Birinci sınıf, üçüncü sınıf, bizim işte üçüncü sınıfta deprem oldu. Birinci sınıf zaten pandemiden dolayı online geçti. Hani o süreçlerde ben çok video çekmedim. Keşke evde de çekseydim. Ama sonra kendimi sürekli sorgularken dedim ki o zamanlarda hani yeterli ekipmanım yoktu. Benim hani telefonum bozuktu. iPhone 6S'im vardı o zaman. Şarj hastane video çekebilecek bir şey de değildi. Bilgisayarımı daha geç almıştım. Hani şartlar ve ne bileyim. Benim hayatımın şeyi böyleymiş planı. O yüzden 4. sınıfta en aktif şekilde YouTube kanalımı kullanabildim. Arada da başka işlerle konuştuğum için. Ve şimdi hala geriye dönüp hani o arada çekebildiğim 2. sınıfta arkadaşlarımla çektiğim videolar olsun, tek tük çektiğim kendi sessiz vloglarım olsun. Hani hepsini izlemek bana çok keyif veriyor ve gerçekten günlük gibi hissettiriyor. Yani ve bunu paylaşırken aslında açıkçası ben YouTube izlemeyi seven birisiyim. Bu sessiz vlogları çok güneş geliyor bana, niye ısrarla burada duruyorum arkadaş, hiçbiriniz söylemiyorsunuz diyeceğim de nasıl söyleyebilirsiniz? Ben en son diyordum ki YouTube videosu izlemeyi çok seven birisiyim. O yüzden bu kanalı aslında başlamaya karar vermiştim. Ve ben sessiz vlog tarzını hep daha çok sevmişimdir. Şimdi böyle çok insan dinlemektense daha huzur verici geliyor bana o ASMR sesleri tarzı. O yüzden bu üniversite günlükleri serisinde birazcık da ona yöneldim. Bilmiyorum, umarım hoşunuza gitmiştir. Ve hani asla 7000 kişiye ulaşabileceğimi tabii ki de düşünmüyordum YouTube kanalıma başlarken. Hani başlayalı belki yıllar oldu. Bilmem kimisine yavaş da gelebilir ama benim için 7000 kişinin benim videolarımı izlemesi çok büyük bir şey. Yani şu ana kadar bir videom var mesela en çok izlenen 40.000 izlenmiş. Öyle bir şaşırıyorum arkadaşlar. Bunun için size teşekkür etmek istedim yüz yüze bir. Öyle üniversite hayatım bitti ve bu kanalı açtığım için çok mutluyum. Ve beni takip eden 7300 küsür kişiye çok teşekkür ediyorum gerçekten. Belki ileride bu videoyu izleyeceğim. Diyeceğim ki o zaman 7000 takipçim varmış. Hadi abone olun diyormuşum o arada da. Duygusallığı da bozmayayım. Üniversite senemi kayıt altında tuttuğum için çok mutluyum. Ne kadar benim için yorucu geçen zamanlarda olsa video editlemek bazen uzun sürdü mesela. Şu andan itibaren staj olsun, iş olsun, karşıma çıkacak başka şeyleri de vloglamaya devam edeceğim. Çünkü bu benim için bir günlük tutma yöntemi gibi bir şey oldu aslında artık. Ve hoşuma da gidiyor. Video editlemeyi seviyorum. Kendimi hani yaratıcı işlerle de uğraşmayı hobi olarak görüyorum açıkçası. Arkada fazla doğal sesler var. Çok uzattım konuşmayı. Şimdi babam beni bekliyor. Çünkü çimleri biçecek. Ve ben hani onun sesindeyken video çekemem. O yüzden bunu da kısa tutacağım. Sanki beni böyle etrafımda silah tutuyorlarmış gibi. Neyse arkadaşlar, size şey diyeceğim. Stajda da, işte de, hayatımın geri kalanında da ben video çekmeye devam edeceğim elimden geldiğince. Çünkü hem bundan keyif alıyorum, hem oturup izlemekten keyif alıyorum. Hem böyle insanların yorumlarından keyif alıyorum. Tabii ki de kötü yorumlar şu ana kadar bana çok gelmedi. İnşallah da gelmez diyeyim. Ve sosyal medyada insanları hani yorumu en çok sevdiğim yorum tipine biliyor musun? Çok safe place bir kanalsın. İşte videosunda çok huzurlu, çok şey hissediyorum falan. İnsanlara gerçekten öyle hissettirebilen biri olmak istiyordum ve bu tarz yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Yani sosyal medyada görüp insanların çok ne bileyim çok yapay bir hayat ya da insanlara kendisini kötü hissettirebilecek bir şey göstermektense gerçekçi kendi günlük hayatımı, gerçekten işte iş hayatımı vesaire çektiğim bir kanal olmayı istiyordum. Ve o yüzden o tarz yorumlar beni çok mutlu ediyor. İnsanlara iyi hissettirebilen biri olmak. Benim bu genel hayatımda da zaten mutlu etmiştir. Nedense çevreme karşı iyi gelmeyi çok seviyorum. Kendime karşı gelmesem de. Belki kanalımı 2. sınıftaki videolarımdan beri takip edenler vardır. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Eğer istediğiniz bir içerik fikri varsa benim işte yine sessiz vloglarıma uyarlanabilecek yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Üniversite yolculuğumda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Yeni videolarda, yeni şeylerde görüşmek üzere. Son bir konudan daha bahsedeyim. Ben Instagram'da çok aktif olamıyorum arkadaşlar. Yani bu YouTube işini hallettim. Ama Instagram'da hem story atarken çekiniyorum, ben kendimi çok sorgulayan birisiyim. Hem böyle reels editlemekle uğraşmıyorum. Yani videoları yatay çektiğim için dikeye indirgeyemiyorum. Ama şöyle bir şey yaptım. Şimdi şu an üniversite hayatım bitmiş olsa da yeni bir seri yaptım. Üniversite vloglarından 30 tane böyle reels olarak paylaşacağım. Instagram'da reels mi reel mi bilmiyorum bu arada ama ben reels diyorum. Instagram'da reels olarak, TikTok'ta paylaşıyorum ve YouTube'da shorts olarak paylaşıyorum her gün. TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Instagram'da şu an 2 tane hesabım var. Buraya ekleyeceğim. Biri Gamzen Sahin, biri Genesesky E. Sonunda E var. Bu şu an Gamzen Sahin hesabımda aslında
en başından beri kullandığım ana hesap. Burada bir sürü hani beni göreniniz varsa o hesabı kullanıyordum. Ama o hesap şimdi bana çok kişisel gelmeye başladı ve çok fazla tanıdık çevrem o hesapta. O yüzden kendimi daha rahat hissettiğim ve hani insanlara iş şeyini paylaşmayıp oraya hani kişisel şeylerle de karışık çıkarma çorman ne varsa paylaşacağım. Ama GNSSKE dediğim hesabı YouTube kanalım gibi işte üniversite olsun, iş olsun daha spesifik alanlarda yönlendirebileceğim bir kanal Instagram hesabım olsun istedim. O yüzden açtım. Açıkçası şu anda biraz çekincem var açmakla hani kitleyi aslında bölerek saçmalık mı ettim diye düşünüyorum çünkü hesabım şu an çok daha yeni. O yüzden şu GNSSKE hesabını takip ederseniz çok sevinirim nereye koyacaksam artık. Onun adını da bu arada GNSSKE olarak değiştireceğim ama kullanıcı adımı kendim aldığım için 14 gün sonra değiştirebiliyormuşsun. Öyle yani arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca sınava girmişler için DM'den gelen soruları yanıtlıyorum. Bazen istek kutumda kalıyor, okuyorum, aklımdan cevaplıyorum. Ama hani muhakkak bir hafta sonra da dönmüş olsam mesajlarınıza dönüyorum. O yüzden bana DM'den soru sorabilirsiniz. Hazır saatlerce... Ay güneş nereden geliyor? Hazır saatlerce konuşmuşken araya bir duyuru daha ekleyeyim. Bir tane soru cevap videosu çektik arkadaşımla beraber. O soru cevap videosunun part 2'si Instagram'dan gelen sorulara cevapladığımız video. Temmuz ayının ortasında ya da Temmuz ayının sonuna doğru yayınlayacağım. Ayrıca pazartesi günü bir Temmuz'dan itibaren de stajım başlıyor ve bundan sonraki içeriklerim inşallah staj günlükleri olarak devam edecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın. Eylül'de de mezuniyetim var belki onu da çekerim. Neyse çok konuştum görüşürüz. Bye bye.